Matematik 8. sorumuzda bir işçi arı bir polen toplama gezisinde ortalama 100 çiçeğe konuyormuş ve bu sürede ağırlığının yarısı kadar polen topluyormuş. Ağırlığı 75 miligram olan işçi arının 1,5 kilogram polen toplaması için konması gereken çiçek sayısının bilimsel gösterimi nedir diyor bize burada. Şimdi bizim burada önce kilogram olarak verdiği için 75 miligramı kilograma çevirmemiz lazım. 1 kilogram burada 10 üzeri 6 miligramsa bu 10 üzeri 6 demekti biliyoruz. 1 miligram da ne olacaktır arkadaşlar? 10 üzeri eksi 6 kilogram olacaktır orantımızdan artık onu yapmıyoruz. Şimdi burada e, o zaman 75 miligram ne kadar olacak? 75 miligram o zaman 75 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram olmuş olacak. Demek ki işçi aranın ağırlığı 75 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogrammış. Şimdi ortalama 100 çiçeğe konarak ağırlığının yarısı kadar polen topluyorsa şöyle bir orantı kuracağız burada arkadaşlar. 100 çiçeğe konarak ağırlığının yarısı 75 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 2 kadar e, biz ne toplamış oluyor bu polen toplamış oluyor burada o zaman bize diyor ki 1,5 kilogram polen toplaması için bir buçuk kilogram polen toplaması için ortalama ne kadar çiçek burada topla çiçeğe uğramış olacak burada yine doğru orantımız var İçler dışlar çarpımı yapacağız yani 100 çarpı bir buçuk eşittir 75 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı x diyeceğiz burada. Burası zaten gördüğünüz üzere 150 oluyor. Bunları çarptığımız zaman eşittir. 75 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı x olmuş oluyor. 2 buraya çarpma olarak geçer. 300 eşittir. 75 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı x. X'i yalnız bırakacağız. Burada 300'ü neye böleceğiz arkadaşlar? 75 çarpı 10 üzeri eksi 6'ya böleceğiz. Böldüğümüz zaman burası zaten 4 olacaktır. 4 ve eksi 6'da yukarıya bölümde dışarıya yukarıya çıkacağı için ne olacak? 4 çarpı 10 üzeri 6 olacaktır. X'imiz 4 çarpı 10 üzeri 6 tane burada konması gereken çiçek olmuş olacaktır. Cevabımız Ceyhan'dır burada arkadaşlar.